Merhaba, bu videomuzda sizlere Z-Level Shape Finishing hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Z-Level Shape Finishing'in nasıl kullanılacağını öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar Z-Level Shape Finishing'in asıl amacı tabanlarında form olan duvarları aynı tabandaki form şeklinde işleyebilmektir. Diğer bir fonksiyonunu ilk videomuzda Z-Level Shape'in shape birinci videosunda aslında anlatmıştık. Ee, yine Z-Level gibi çalışabiliyordu farklı opsiyonlar içinde vardı. Burada ise tabanı formlu yüzeyin nasıl işlenebileceğini görmüş olacağız. Job kısmının altında sağ klik yapıyorum. New kısmından Job ya da kısa yoldan N'ye basıyorum. Ya da farklı bir yöntem olarak 3D Milling'den Z Double Shape Finishing'i buradan seçebilirim. Ben kısa yolu tercih edeceğim. Klavyemden N'ye basıyorum. Ve 3D milling'den arkadaşlar shape finishing'i seçiyorum. Bakın burada da yine takım yolu nasıl oluşabileceğini ön izlemesini bize yapıyor. OK diyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar takımım küre olsun. Yeni diyorum. New onluk bir küre benim için. E, yeterli olacak. Side walls diyorum. Burada spiral tercih edeceğim. Çünkü yukarıdan aşağı bu formu spiral bir şekilde inmesini istiyorum. Gerekli yerde de, de. E, Zikzak kullansın diyorum yine kalkışı engellemek adına. Climb Mealink seçili. Bu sefer Z-Level değil arkadaşlar. Shape Offset'i kullanacağız. E, bottom Surface arkadaşlar bizden formlu olan taban yüzeyi arkadaşlar isteyecektir. Ben burada New diyorum ve seçiyorum. Formlu tabanım burası diyorum. Köşelerde vuruntu yapmasını engellemek için isterseniz şu köşeler için takım yoluna 2 radius kır diyorum. Bu ekstra tabi stok bırakacaktır. Daha sonra bunları temizlemeniz gerekiyor kalan stok üzerinden. Parameter diyorum arkadaşlar. Burada ben benden şunu ister her zaman. Başlangıcı şu dip köşe kabul eder. O buradan 10 mm yükseklik diyor. Ben buraya 40 diyeceğim arkadaşlar. Daha önce ee, bunu bunu ölçmüştük. Tekrar bakalım ne kadar bir mesafe var. E, distance 20 imiş. O zaman biz bunu da 20 yapalım ve görelim. Daha sonra stok bırakacaksak arkadaşlar genel stokumuzu buradan sadece duvarları bırakacaksak üzerine eklemeli olarak tabii ki buradan yapıyoruz arkadaşlar. Z de 10'da, 10'da 5, iniyormuş. Tamam dedim. Buradan devam etmek istiyorum. Clearance distance'ım seçili. Güvenlik kalkış miktarım 50 olsun. Yaklaşma ara geçiş miktarım da 5 mm olsun. Boundary kısmında arkadaşlar geliyorum. Yeni bir boundary alanı seçeceğim. Diyeceğim ki yüzeyin dışına sarkmasın diye. Bu ince bir yüzey olduğu için. Şu anda ekstra bir yüzey yok yan tarafında. Diyorum bunun içinde çalış. Üzerinde çalış. Hatta diyorum ki eksi 1 milimetrede içeride hani kal da diyebilirsiniz. Takım yolu ona göre işlem yapacaktır ya da dışarı çık diyebilirsiniz. Şu an merkezde çalışsın. Eğer ki herhangi bir stop surface yani şuraya dokunma diyeceğiniz bir alan varsa yine buradan seçebilirsiniz. Makros da arkadaşlar ben manueli tercih edeceğim. Circular 3, 3 giriş çıkışlarda da bunu kullansın diyeceğim. Her seferinde yapsın diye. Setup kısmında ise toleransımı belirtiyorum. İşleme toleransımı, ve hesaplat diyorum. Bakalım arkadaşlar takım yolumuz nasıl oluşacak? Evet takım yolumuz yavaşça oluşmaya başladı. Evet evet arkadaşlar takım yolu hesaplandı. Buradaki olayımız arkadaşlar tamamıyla tabandaki forma göre işlemekti yüzeyimizi, duvarlarımızı. Bakın takım yolu normalde Z level Z'i eşit bölerken aslında dik eksende şu anda forma göre bu işlemi yapıyor. Hatta takım yollarını açalım. Bunun üzerinden de bir tekrar görelim. Internal Simulation dedim. Play diyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada Evet artık hiç kalkmadan aşağı inecektir. Görmüş olduğunuz gibi dipdeki formu yüzeye yansıttı ve bununla beraber spiral bir şekilde eşit adımlamalı bir şekilde işlem yapıyor. Arkadaşlar bu tür bir formu Z level'ın normal bir şekilde yapmaya kalkarsanız istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Dipteki e, kısımlarda Z adımlamasından kaynaklı kalıntılar olacaktır. Bunları temizlemek isteyeceksiniz tekrar. Oysaki bu işlemle tek seferde neredeyse bunu yapabilirsiniz. Hatta bunu eğer ki biz Z level modunda yapsaydık nasıl olurdu seçeneğini burada görelim beraber. Çıkan sonuç arkadaşlar daha farklı olacaktır. Bir normal şu an yaptığımız shape işlemi gibi Gördüğünüz gibi işlem olmayacaktır. Şu kısımları evet açıyla yok edebiliriz ama yine bizim istediğimiz sonucu size vermeyecektir. Bunu en iyi yapacak olan Z Level'in shape seçeneği olacaktır. Z Level shape'in içindeki shape seçeneği olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz şekilde bunu tamamladı. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın sürekli. Normal Z'yi eşit bölmeye çalışırken bu formda istediğimiz sonucu bu seçenek vermezken shape seçeneği ile bunu arkadaşlar yapabiliyoruz. Tekrar shape'i açıyorum. Evet sonuç olarak işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzda Z-Level Shape'in içindeki shape seçeneğinin nasıl kullanıldığını öğrenmiş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.